Ankara'da hurdacılar sitesinde atık kağıtlar ve eski lastiklerin tutuşmasıyla başladı yangın. Bir anda büyüdü rüzgarın etkisiyle. Geniş bir alana yayıldı. Alevler iş yerlerine de sıçradı. Gökyüzünü de kapkara, simsiyah bulutlar kapladı. Neler yaşanıyor orada? Yangın hala stabil bir hale, söndürülmüş bir hale geldi mi? Nasıl bir durum var? Son durum ne? TV100 muhabiri Ebru Balıkçı'ya gideceğiz. İlk andan beri oldu. Ankara'daki o yangının nabzını tutuyor. Son gelişmeleri paylaşılacak. Arkasında alevlerin hala yükseldiğini net bir şekilde görüyoruz Ebru. Neler söyleyeceksin? Son durum ne? Osman, Ankara'daki yangın tam 4 saattir devam ediyor. Hem havadan hem de karadan müdahale var. Şöyle helikopteri de gösterelim tam da. Havadan müdahale demişken bir helikopter daha geldi. Ve saatlerdir bu bölgeye su atılıyor. Fakat yangın kontrol altına alınabilmiş değil maalesef. Artık 4 saatte geride kalmak üzere. Fakat tüm müdahaleler yetersiz kalıyor. Şu an gördüğümüz noktada alevlerin ne kadar yüksek olduğunu görebiliyoruz. Artık boğazımız da çok kötü olmaya başladı. Bu nedenle zaman zaman nefes almakta güçlük çekiyoruz. Yine bir helikopter daha sürekli su bırakıyorlar yangınların üzerine. Fakat ne yazık ki dediğim gibi söndürebilmek pek mümkün değil. Bir yandan da hala kendi malzemelerini, eşyalarını kaçırmak, uzaklaştırmak isteyen kişiler var yangından. Onlar da işte gördüğünüz gibi zaman zaman suyun altında kalıyorlar. Zaman zaman dumandan etkileniyorlar. Zaman zaman da burada uzaklaştırıldıkları için görevlilerle gergin anlar yaşıyorlar. Ancak şunu söyleyebilirim, şu anda arkamda görmüş olduğunuz yangın Ankara'nın her noktasından dumanları görülebiliyor. Yangın burada Yeni Mahalle ilçesinde Hurdacılar sitesinde, fakat Ankara'nın birçok noktasında şu an ekrana yansıyan siyah dumanları görebiliyoruz. Kameraman Murat Kurtul gösteriyor sizlere. Ankara'nın birçok ilçesinde siyah dumanları görmek mümkün. Oldukça da aslında sağlıksız bir görüntü bu. Çünkü artık insanların ciğerlerine kadar işleyen bir duman var. Burada zehirli iddialar da var Osman. Onlardan birini aktarmak isterim. Burada esnafla konuştuğumuzda bize şöyle bir şey söylediler. Burada kabloların içerisindeki demirleri alıp satmak için kablolar yakılırmış zaman zaman. İşte o anlardan birinde alev çıkıyor bir anda. Alev alıyor kablolar ve yangın bu şekilde başlıyor. Bu bir iddia, henüz resmi makamlardan bir açıklama yok. Fakat bu iddianın güçlü olduğunu söylüyor buradaki esnaf. Şu anda da gördüğünüz gibi yangın sıçradığı için, bir yandan yayıldığı için rüzgarın etkisiyle çevrede özellikle ahşap ve tahta olan, yine plastik olan malzemeler uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Yüzden fazla itfaiye ekibi var. İlk kez bir yangına tomalarla müdahale edildiğine şahit olduk. Hem polis tomaları hem de jandarma tomaları yine bölgeye gönderiliyor. Sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi değil, ilçe belediyelerden de takviye ekipler buraya geldi. Gördüğünüz gibi şu anda baktığımız her yerde itfaiye ekiplerini görebiliyoruz. Fakat yangının kontrol altına alınması daha da zaman istiyor gibi. Çünkü burası Hurdacılar sitesi, tahmin edeceğiniz gibi çok sayıda atık madde var. Özellikle de plastik ve tahta. Bir helikopter daha geldi yine ve ormancılığa bağlı olan bu helikopterler, ormancılığın helikopterleri de yine burada yangına havadan müdahale ediyor. Karadan müdahale de ediliyor eş zamanlı olarak. Fakat içeriye girmek şu an için çok da mümkün değil. İtfaiye ekipleri belli bir noktada durarak oradan yangına müdahale etmeye çalışıyorlar. Çünkü içerisi çok fazla alev barındırıyor. Aynı zamanda rüzgar da çok etkili olduğu için yayılma durumu da söz konusu. Şu anda işte ekipler bir yandan yine burada çalışmalarını sürdürüyorlar diyelim. Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da buradaydı ve bir can kaybının olmadığını söyledi. İçeride de yine kişi ya da kişilerin olmadığı bilgisini de edindik diyelim. Sözü yeniden sana bırakalım.